endüstriyel bir eğitimi oluşabilmesi için bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Siz eğitimsel olarak bu konuda ne tür bir çalışma yapıyorsunuz? Buyurun, söz. Evet, iki tür hani eğitim dediğimizde nasıl bir eğitim sorusunu sormamız lazım. Ya da kim eğitim hizmetini veriyor, kimler eğitim hizmetini veriyor sorusunu sormamız gerekiyor. Bugün Türkiye'de bakın kindar ve dindar bir nesil yetiştirme. Bu kavramların kendisi hani kamusal, demokratik, layık bir eğitimin olduğu bir ülkede söylenebilir kavramlar mıdır? Kim ne demektir? Yani toplumu siz dost ve düşman olarak bölüyorsunuz. Yurttaşların tamamını birbiriyle etkileşen, sokakta karşılaşan, kent içinde karşılaşan, aynı apartman içinde, aynı çatı altında yaşayan insanları birbirlerine karşı kindar ve dindar bir nesil yetiştirilmeli diyorsunuz. Bunun için ciddi anlamda ödenekleri, bütçeyi kullanıyorsunuz. Kamunun tüm gücünü bu bağlamda kullanıyorsunuz. Üstelik de kamu emekçileri arasında kendisine karşı çıkabilecek olan mimurları, öğretmenleri, sendikacıları, aynı zamanda bilim emekçilerini ihraç ediyorsunuz, atıyorsunuz. Kendinize özgü bir kamu emekçileri devlet alanı yaratmaya çalışıyorsunuz. Toplumu sürekli kamplaştırarak böyle bir yönet stratejisiyle yönetmeye çalışıyorsunuz. Oysa bu siyaseten de gerçekten kendi tabanına ve kendi yöneticilerine bile zarar veren bir yaklaşım ta kendisi. Oysa siyaset dediğimiz şey gerçekten insanları eşitlemek üzere, haksızlıklar karşısında, baskı, sömürü ve tahakküm karşısında insanlar arasındaki yatay bir toplum oluşturmak üzere eşitsizlikleri azaltacak bir nitelikte ayrım üzerinden yürümeyen, kamusal eğitim diyen, herkes için eğitim, herkese açık olan eğitim, demokratik diyen, bütün renkleriniz, çoğunluğumuzla aynı okul ortamı içerisinde bir arada yaşamayı öğrenebiliriz. Bir arada yaşamayı öğrenirken de birilerimiz bilimde, birilerimiz sanatta, birilerimiz kültürün çeşitli alanlarında sonsuz üretim faaliyetleri içerisinde bulunabiliriz diyen bir anlayışla bu çalışmayı sürdürmeniz mümkün. Yani bir arada yaşama kültürü, eğitim, okul bunlar için vardır. Tüm toplumun, bütün çoğunluğu, bütün renkleri, bütün zenginliği içerisinde ilk tecrübeler evde başlar belki ama okulun içi bir arada yaşama kültürünün olduğu alan olarak. Yani böyle bir alan yaratıldığında gerçekten iyi bir çalışma çıkartılmış olur. Yani önümüzde bizim kavramlarımız, sıkça kullandığımız kavramlarımız aslında gelecekte nasıl bir eğitim hikayesi, başka bir eğitim hikayesinin içeriğini bize veriyor. Birbirine güvenen, birbiriyle temas etmekten çekinmeyen, birbiriyle düşüncelerini açık ve net biçimde konuşabilen, bütün çocuklarına yansız bakan, sınıfa girdiğinde güç ilişkilerini gördüğünde zayıftan yana tavrını koyup zayıfı güçlendirmeye çalışan, yoksul çocukları için bir şeyler yapmak isteyen, farklı kültürden çocuklar için onlarla sürekli tartışan bir öğretmen, demokratik bir öğretmen, hatta bu süreçte devrimci bir öğretmenden söz ediyoruz. Böylesi öğretmenlerimizin olduğu okullarda kültür inanılmaz bir biçimde gelişiyor. Bakın siyasal iktidar, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? İktisat ve birçok alanda iktidar olduk ama kültürel alanda olamadık. Çünkü yapmaya çalıştıkları şey kültür üreten bir şey değil. Tekleştiren, aynılaştıran, boğan bir şey. Oysa açılım sağlayan, insanın kollarını gökyüzüne doğru açtığı ve düşüncelerini rahatça söyleyebildiği, duygularını rahatça ifade edebildiği ama en güzel bir söylemle, en güzel sözcüklerle bunu başarabildiği, öykülerden, şiirlerden, dizeler, cümlelerle konuştuğu bir yurttaşların çoğaldığı bir ülkeyi inşa edebilmeniz bu yaklaşımla mümkün değil. O yüzden bizim önümüzde gerçekten emekten yana bir süreci örmek, bu 10 milyona yakın işsiz, bizim verilerimiz bunların önemli bir kısmı. Aynı zamanda yardım alan milyonlarca insan var. Neden yardım? Biz hak kavramından yola çıkıyoruz. Ya bizim yine bunlar verilerimiz. O çocuklar bu velilerle birlikte o ekonomik ve sosyal zor, dar koşullardan okullarımıza geliyorlar. Ama okullarımız bu kez onlara
yeterince kucağını açıp eğitim hakkına gereği gibi verebilecek nitelikli bir eğitimin imkanını sunmadığında çaresizlik içerisinde eve dönen çocuklar gerçeğiyle karşı karşıya kalırız. Bu yüzden bu kavramlarımız gerçekten savunuyoruz biz ama toplum da savunabilmeli. Eğitim hakkı demeli, sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkı demeli, işsizlik insanlık suçudur demeli, işsizliği yeniden yapısal nitelikleriyle ele alıp işsizliğe karşı çözüm üretebilecek bir çalışmanın içerisinde olması gerekiyor geleceğin siyasal iktidarı. Artık bu siyasal iktidardan fazla bir şey beklemiyoruz. Çünkü sorun yaratmaktan başka bir şey yapılmıyor ve çözüm de üretemiyorlar. Bir çıkış da üretemiyorlar ve bakan değişiklikleriyle bu süreci yönetmeye çalışıyorlar ama sürücüler değişse bile ana güzergah değişmediği için, yaklaşım değişmediği için beyhude bu süreç. O yüzden gelmekte olan iktidarın da, siyasal iktidarın da kamusallık, demokratik bir eğitim, kamusal bir eğitim, laik parasız bir eğitim, ana dilinde eğitim, aynı zamanda demokratik bir eğitim konuları üzerinde daha çok düşünüp bunların okul hayatı için nasıl yansıyabileceği konusunda da fikir üreteceği bir sürecin örülmesi gerekiyor. Bu yapılıyor da zaten şu anda. Gerçekten birçok şey bilgi birikti bu alanda. Birçok pratik de birikti aslında. Bunlarla daha nitelikli bir eğitimin, eşit ve özgür bir eğitimin olanaklarını büyüteceğiz ve çoğaltacağız diye düşünüyoruz. Aslında yani siz önemli ifade ettiniz. Çok önemli aslında. Yani AKP iktidarı gerçekten eğitimi bir yazboz tahtasına çevirdi. Yani 7 tane bakan değişti bu süreçlerin içerisinde, siz de biliyorsunuz. Onlarca sistem değişikliği yapıldı. Bunun pek bir anlamının olduğunu düşünmüyorum. Yani bu artık geldiğimiz nokta itibariyle aslında her şeyin bitirdiği gibi eğitimde de çoğu şeyi bitirdiler diye düşünüyorum. Sarayın gölgesinde eğitim şurasından sizce ne çıkar? Buyurun. Bu şuradan bir şey çıkmayacağı çok net. Yani şu ana kadar hani konuştuklarımızın eğitimi dinselleştirme bağlamında bazı kararlar alacaklar. Bunu net olarak söyleyebiliriz. O yüzden yarın Cumhurbaşkanı'nın hani konuşmasını izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Yani oradan bir tür talimatların da çıkacağını biliyoruz. Bu şuradan bir yandan dinselleştirme çıkarken bir yandan mesleki ve teknik eğitimi ucuz iş gücü olarak KOBİ'lere, küçük ölçekli sanayiye ve kimi zaman da büyük ölçekli sanayiye ucuz iş gücü kaynağı olarak daha işlevsel hale getirecek bir kararlar zincirini de bekliyoruz. Çünkü şu ana kadar yapılanlar bunu gösteriyor açıkçası. Oysa biz mesleki ve teknik eğitimi bir öğrencinin eğitim hakkı bağlamında düşünmek istiyoruz. Çünkü o öğrencidir, temel vasfı öğrencidir. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyu ele alırken bir çocuk işçiliği, adeta çocuk işçiliğini ön plana çıkaran yerden ele alıyor ve böylesi bir kararı adım atabilirler. Öğretmenlerin yetiştirilmesi, öğretmenliğin geliştirilmesi, gelişimi konusunda son dönemde öğretmenlik meslek kanunundan söz ediyorlar ama yani böyle bir yasa çıkarsa 4+4+4 yasasının çıkışı gibi alakasız 5 bakanın verdiği bir önergeyle hiçbir yerde tartışılmadan çıkacak bir öğretmenlik yasasını kabul etmiyoruz. Bunu açıkça ifade edelim. Öğretmenliğin statüsü tavsiyesi 1960 yılında alınmış. O tavsiyeye bile bakılsa daha iyi bir çerçeve çıkabilir. Yani nasıl bir öğretmenlik konusu ele alınabilir bu bağlamda. O yüzden öğretmenleri sürekli olarak güvencesizliğe iten, öğretmenleri düşünce ve ifade özgürlüğünden uzaklaştıran, öğretmeni sürekli tehdit eden bir süreç var. Öğretmenlerin gelişimi değil, şu süreç içerisinde adeta öğretmenleri düşünme, konuşma, dersine gir, sana verilen müfredatı anlat, mümkünse bizim çerçevemizde bir ders ver. Yani dinselleştirici bir ders içeriğini buna doğru evir, çevir, ne yaparsan yap diye bir yaklaşım var.
Ama eğitim ve bilim emekçilerinin bunu yapmayacağını düşünüyorum ben. Çünkü öğretmenlik demek gerçekten demokratik olmak demektir. Bütün herkesi kapsayacak, kucaklayacak bir öğretmen olmak demektir. Laik olmak demektir öğretmenlik. Çünkü inananlar kadar inanmayan, dinden özel davranan çocuklarının da olduğunu bilir. Hepsini kucaklayabilen bir öğretmen, laik bir öğretmen olarak öğretmenlik tavrını sergiler. Yine aynı zamanda öğretmen cinsiyet eşitlikçi bir eğitimden yanadır. Kız çocuklarını güçlendirir. Onların gelişiminin önlerini açar. Aynı zamanda erkek çocuklarını da kışkırtan bir toplumda yaşıyoruz ne yazık ki. Diğer kız çocuklarını anlamaya itecek, gençleri de eğitecek bir çalışma içerisinde bulunur. Bu yönüyle Milli Eğitim Şurası'ndan belli bu üç alan üzerinden kararlar çıkacak. Ama bu kararlar eğitimin sorunlarını çözecek kararlar kuşkusuz olmayacak. Eğitim çok daha 4+4+4 ile başlayan ciddi yapısal sorunlara sahip. Siyasetten de en çok etkilenmiş, siyasal iktidarın yapıp ettiklerinden en çok etkilenmiş ve çok geriletilmiş bir alan olarak duruyor. Ama bu alanda da bir yandan bir canlanma, bir kıpırdanma var. Yine de bizim ifade ettiğimiz ilkeler doğrultusunda, kamusal, demokratik, laik, bilimsel eğitim doğrultusunda da bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Evet, peki son olarak ne söylemek istersiniz? Buyurun. Ben aslında şunu ifade etmek istiyorum. Biz hayat iki şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Birincisi ölüm, yani ölümü sürekli düşünerek mi yaşayacağız, yoksa yeryüzüne gözlerimizi dikip diyeceğiz ki yaşamdan yana bir eğitim felsefesi ve pratiğimi sergileyeceğiz. Bazen şunu söylemeden edemiyorum, ölmeden öldürüyorlar, sivil ölüme mahkum ediyorlar insanları. Yani hayattan koparıyorlar. Hayattan koparılmak demek yanıltılmak demek, evin içerisine kapanmak demek, küçücük bir toplumun içerisine kapanmak demek. Ama yaşamdan yana koyduğumuzda tavrımızı, sonsuz bir öğrenme, sonsuz bir merakla diğer insanlarla buluşma, karşılaşma yaratabilen bir yaklaşımı sergilemiş oluyoruz. O yüzden ben tüm eğitim ve bilim emekçilerine, tüm öğrencilerimize, tüm velilerimize hatta karşılaşmaları çoğaltın. Birbirinizle farklı görüşlerde bile olsa tartışmayı, konuşmayı öğrenmek için çaba gösterin. Aynı zamanda da örgütlü bir toplum son derece önemli. Gerçekten siyasal iktidarlardan, piyasalardan bağımsız, demokratik kitle örgütlerinde olun ve özellikle eğitim ve bilim emekçileri sendikasına gelin. Eğitim emekçileri, sevgili öğretmenlerimiz, bilim insanları, bize güç verin demek istiyorum. Çünkü yaşamdan yana bir yaklaşımımız var. Yeryüzünü şairane bir biçimde bu yeryüzünde nasıl konaklayacağımızın çerçevelerini birlikte sendikamızda örelim istiyorum. O yüzden de Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak özellikle eğitim emekçilerini ve bilim emekçilerini sendikamıza davet etmek istiyorum.